Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Normalde 12.30'da bir video paylaştım sizinle ama sabah sabah uyanır uyanmaz bir tane Galatasaraylı bir şahsın yani ünlü bir spor yazarının daha doğrusu spor zırvasının sözleriyle karşılaştım. Şimdi onu bunu geçtim ama bir şeyler söylemek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bir nevi Mustafa Hoca ile harbi harbi kısmı gibi de düşünebilirsiniz. Mustafa Hoca yargı dağıtıyor olarak da düşünebilirsiniz. Yasama yürütme Mustafa Hoca olarak da düşünebilirsiniz. E, hepsini düşünebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi ilk olarak Galatasaraylı spor yazarları artık talimat mı aldılar? Hani başkanların meşhur bir cüzdanı varmış. Artık cüzdanın içinden kime ne veriliyor bilgim yok ama. O cüzdandan bir şey mi aldılar? ya da bir şey mi verildi bunlara bilmiyorum ama başkanlarının ve yöneticilerinin transfer beceriksizliklerini Fenerbahçe üzerinden aklama derdine girmiştir. Yani inanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz bir şey. Burada alacaktık da Ali Koç oradan gönderdi bizde diyorlar. Lan ne diyorsunuz diyor. Biz alacaktık futbolcuyu Ali Koç adam gönderdi transferi bozdu diyor. Ya bu ne? Rezil bir şey ya. Ya bir tane orta saha aldılar. Sergio Oliveira aldılar. Bak benim de beğendiğim bir oyuncuydu. Hatırlarsınız Fenerbahçe'nin falan adı geçiyordu. Ben hatta diyordum ki keşke Fenerbahçe alsa yani. Hoşuma gider 8 numaraydı. Ama 30 yaşında yıllık ücreti fazla. Şimdi Sergio Oliveira'yı alınca Alokos adam göndermiş olmuyor mu? Yani göndermiş olmuyor mu adamını? Bir. Abdülkerim bardakçıyı aldılar. Hayırsız uğursuz olsun. İnşallah Fenerbahçe açısından daha hayırlı olsun dedik. Adam her maçta hata yapmaya başladı. Böyle devam inşallah. 2. Kazım Can Karataş beni biliyorsunuz. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Benim anlatmama gerek yok. Benim beğendiğim bir oyuncu. Yani ben öyle e, Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Ben öyle başka takımda değilim. Başka takıma gittiği zaman çöpleme derdine falan girmem. Gayet iyi transfer. 3. Şimdi bu üçünü aldığı zaman Fenerbahçe'nin elinden almış olmuyorlar mıydı? Öyle demiyorlar mıydı? Fener'in elinden aldık bir futbolcuyu işte yok Fenerbahçe ister Galatasaray isterse o futbolcu kesin Fenerbahçe'de demiyorlar mıydı? Fenerbahçe'nin elinden aldık demiyorlar mıydı? Bende mi sorun var? Ben mi yanlış anlatıyorum? Lütfen açık net konuşun demiyorlar mıydı? Ha bunları almış olunca almış oluyor da beceremeyince Fener mi almış oluyor? Hadi Kazımcan'ı çok konuşmadılar onu saymıyorum da. Şu Galatasaray'ların mantığına göre şu anda Fenerbahçe 10'a 2 yapmış durumda. Elden alma konusunda. Yatak odasından alma konusunda. Ya bu mantığa göre Fenerbahçe şah ve mat yapmış olmuyor mu? Ya hadi madem bak onu da geçtim. Olur arkadaşlar. Aynı futbolcuya talip olabilirsiniz. Dünyada belli sayılı bazı futbolcular da Olabilir. Yapabilirsiniz. Okey. Tamam, madem Fenerbahçe her görüştüğünüz oyuncuya teklif atıyor. <laughs> Bir nevi telif atıyor. Ağzınızı sıkı tutun. Dedikoducu kadınlar gibi her yere yaymayın. Fenerbahçe sizin iç meselenizi biliyoruz zaten bu acizlik ötesi acizlik, zavallılık. E ciddi ciddi üzülüyorum ben bu Galatasaraylılara ya. Ya ortada oyun yok, futbol yok. Bizim 3 attığımız kalecimizin forma rengini göstermediğimiz takımdan mağlup olup geliyorsunuz ya. Kalecimizin forma rengini görmediler ya. Kalecimizin forma rengini görmediler ya. Gerçekten mol, mol feher var mıydı? Vallahi de billahi de ben sordum mu hatırlamıyorum ama yemin ediyorum şeyde e, yayın yaparken şeyi soracaktım. Hadi size bir soru. Bu takım nerenin takımı diyecektim. Yani o kadar dandik bir takım ki. Sen o kadar dandik bir takım hazırlık maçında bile yenilemezsin ya. Yedek kadronla bile yenilemezsin ya. Fenerbahçe sabah hitman yaptı. Akşam maç yaptı bu takımla ya. Sabahki hitman 2-2,5 saat sürdü ya. Ya bu kadar aciz, zavallı olmayın. Misal veriyorum. Galatasaraylı medyacı arkadaşlar. Sizin birazcık onur, haysiyet gibi duygularınızın yüksek olduğunu düşünerek soruyorum. her böyle onurunuzun yüksek olduğunu düşünerek soruyorum. Marka gitmeden önce şu. Kerem bir dayak yemiş ya. olay olmuş. Niye o kavganın son dakikalarını verdiniz? Mesela Marka o zamanında şu Halil Dervişoğlu'nu dövdüydü. Ümit Birliği maçta. Hepiniz oradaydınız. Niye birinizde çıkıp o görüntüleri veremediniz? Fenerbahçe'de olsaydı diyor kimse paylaşmazdı. Kendinizi böyle avutuyorsunuz. Ulan Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın Mesut Özil'in kadro dışı kaldığı gün demediniz mi? İsmail Kartal'a şunları demiş diye. Marka o 3 tane yani Marka'nın 2 tane dayağı var. Galatasaray'da. Bir Kerem'i dövdü. Bir de Halil'i dövdü. Niye görüntüler paylaşılmadı mesela? Demek ki Paylaşılmayınca paylaşılmıyormuş. Demek ki iç işlerinizde gizlediğiniz zaman gizleyebiliyor musunuz? Aynı şekilde ben şunu soruyorum. Markao gerçekten 12 milyon euroya mı gitti? Yani Galatasaray Markao o kap açıklaması. Ben ciddi ciddi onu merak ediyorum. Şimdi yani kaça gitti? Neye gitti? Kap açıklamasında var mıydı? Hani ee, diyorsunuz ya. Ne diyor? Bak şirketimiz bonuslarla birlikte 15 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Bonuslarla birlikte. Sonraki satıştan da %10, %10 Galatasaray'a ödenecek. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Ben desem ki marka o 5 milyon euroya gitti. Bonuslar da şu Sevilla Şampiyonlar Ligi şampiyon olursa 10 milyon euro verecek. Bunu yalanlayabilir misiniz? Yalanlayamazsınız. Bonuslarla birlikte 15 ne arkadaşlar? Yani bonuslarla birlikte 15 lira. Bir nasıl çıkın bunu açıklayayım. Hani her şeyinizi biliyormuş ya Fenerbahçe. Bunu da biliyordur herhalde. Bir ikincisi, yani Galatasaray'ın transfer marketine girin arkadaşlar. Orada bir yerde söylentiler vardı. 2 saat ben uğraşmak istemiyorum şimdi Galatasaray'la. Yani e, transfer söylentileri haberi var. Ya da şuraya bakayım. James Rodriguez bak mesela. Thomas münier var. Barinov Babakar Ture, Nastasic, Amina Harit, Garces, Kent, Mithry, Mithry. bir tane de şey vardı, orta saha vardı. Kesin alıyorlardı Rusya'dan da. Dandik bir takım aldı. Rodrigo, Amado Diawara, ön libero. 24 yaşında. Bugün de Fenerbahçe'nin istediğini yazmışlar. Lan Fenerbahçe'nin 50 tane ön liberosu var. Daha mı alsın? Daha mı alsın? Bundan sonra Ayoze Perez, Sergio Örye. Bak Örye'yi yazmanız bile saçmalık. lan Kaç tane sabek var. Omar var, Sakabuay var. Bir isim daha vardı aklıma gelmedi şimdi. İdris Guaye, Can Bozdoğan, Ozan Kabak. Bak burada kaç çeşit isim var arkadaşlar. Yani kaç çeşit isim var. Siktursun var bir tane de. Gilivik Siktursun var. Tam... Bu gelmedi miydi daha önce ya? 32 yaşında. Bu şey yok. Transfer market adamın değeri yazmıyor. En son ne zaman oynamış bu adam ya? Daha yeni bırakmış. Allah Allah. Niye şey transfer market değeri yazmıyor? Demek ki kimse almasın diye Galatasaraylılar yaptırmış falan diyelim. Bir ikincisi yine bir arkadaş yazmış ki Fenerbahçe demiş. Kimse konuşmuyor. 20 tane yabancısı var diye. Şekerim. O mevzunun en kralını konuştuk şekerim. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un transfer marketini açıp harbi harbi herkesin önüne döktüm. Dedim ki bak Trabzon çok sıkıntı yaşayacak. Cervinho var, burada şu var, bu var, Koyta var, Cart var, Curt var. Çok büyük sıkıntı yaşayacak Trabzonspor. Gönderemeyecek elindekilere. Bakın görün gidenler hep şeyin tapusunu isteyecek. Uzun görün dedim. Anlattım. Galatasaray'ı da anlattım. Bakın dedim Galatasaray için. Allah rızası için benim kadar dürüst konuşan kaç tane Fenerbahçe'yi tanıyorsunuz? Ben dedim ki Galatasaray'ın şu anda Nelson diye bir çöpü var. 7 milyon euro verdiler. 5 para etmez. Abdülkerim Bardakçı yeni neydi Alparslan Öztürk yolunda depar atıyor. Christian Luyendama futbolu unuttu bu herif. 8 milyon euro da para bayıldılar. Emin Bayram, Kaan Arslan, Gökhan Yine. Ben size bir şey söyleyeyim. Galatasaray'a stoper lazım ha. Galatasaray'ın önceliği stoper. Bu stoperlerin alayı da çöp. Alayı çöp. Nelson 12 milyon euro yazıyor. Çöpse niye 12 yazıyor? Yazabilir arkadaşlar. Transfer Market'in yönetimi Galatasaraylılardandır. Trabzonlardan, Beşiktaşlılardandır. Yazabilir. Van An Holding yedeği Kazımcan Karataş. İnşallah onunla da bir dövüşür. Biz görüntüleri izlemesek de olur. Fark etmez. Bir de Emre Taşdemir var orada. Ya. Ömer Bayram var. Bitiyorum ya. Gerçekten büyük yetenek. İnşallah Galatasaray kala kala Ömer Bayram'a kala. Çok büyük yetenek. Türk futbolunun kazanması gereken bir yetenek. Asaka bu aynen Ömer, Ömer Abdullah'ı varmış. Öbür şey Norveç gönderdiler de. Doğru. İki tane sabek var. Avrupa yok. Bir şey yok. İki tane sabek yeter. Üçüncüyü ne yapacaklar? Ön libero'da da bitiyorum. Talyan'a bitiyorum ya. Ben de ön libero lazım Galatasaray'a. Çikil daha bayıldılar para. Sergio Oliveira'yı 3'e aldık diye seviniyorlar. 12 milyon euro transfer market değeri olan adamı 3'e alıyorsan kıllan. Biz Samatta da o kazığı yedik. Hiçbir düşünmüyorsun. Erkan, Çikil daha Oliveira. Aytaç Kara of. Yüzyılın topçuları. Emre baba var on numarada. Tamam. Bak on numaraya ihtiyaç var Galatasaray'da. Ön Libero'ya ihtiyaç var. Avrupa'ya gitmese bile. Kanat. Kerem. Barış. Yunus Akgün. Militan. Şey, Murutan. Emre Kılınç. İki Dika. Oğulcan Çağlayan. Of süper kadro. Yani Fenerbahçe taraftar da ağlayıp zırlıyor. Ya Allah'ın seversin hocam. Burumayla Rostlin olacak mı? Lan Rostlin'in bugün keş 12'ye gideri var. Sen ne saçmalıyorsun? Sen şuraya bak. Kerem hariç kaçı para eder bunların? Ha, bana kalsa Barış Alper Yılmaz Kerem'den daha yetenekli oyuncu. Bak. Herkese de odri meydana. Bence Kerem o kadar. Kerem Barış Alper Yılmaz kadar yetenekli değil. Yunus Akgün. Kerem'den daha yetenekli Yunus Akgün. İstediğinizi söyleyin. Hocam sen de futboldan anlamıyorsun deyin. Hele hele Kerem şu dayak olayından sonra da inşallah moral de iyice bozulur. Bak Yunus Hakkün de Barış Alper de Kerem'den daha yetenekli. Ama Kerem'in oluşturduğu bu PR sayesinde bu çocuklar da sönecek. Tıpkı Emre Kılınç'ta olduğu gibi. E, armayı değil de parayı mı seçtiydi? Yok. Parayı değil de sövüşlemeyi mi seçtiydi? Şimdi niye göndermeye çalışıyorlar bu Emre Kılınç'ı anlamıyorum. ve Tattı'na bak. Mustafa Muhammed, Cakne, Gomis, Eren Aydın. Şu an ellerim titriyor. Galatasaray sayfasını kapatmak zorundayım. Özür dilerim arkadaşlar. Korkudan ellerim titriyor. Yani dosta güven, düşmana kork. Çok net söylüyorum. Hakem desteği şu bu olmasın. Bu Galatasaray'da Okan Buruk ilk devrenin sonunu göremez. İlk devrenin sonunu asla göremez. Şimdi bir ikincisi bir Galatasaray demiş ki sorun Joao Pedro'yu almamak ya da Fenerbahçe'ye gitmesi değil. Sürekli oyuncu ismi pompalayıp hiçbirini alamak. Türkiye'deki birçok takımın ön görüşmelerini biz yapıp çekiliyoruz falan filan demiş. Hangi takımda bilmiyorum ama az önce Galatasaray'la ilgili saydığım 50 futbolcuyu duymuşsunuzdur. Hani futbolcu pompalayıp alamamak. Bir arkadaş demiş ki Fenerbahçe'nin hani bunu az önce söyledim konu dağılmasın. 20 tane yabancısı var bunu ne yapacak? Şimdi yani ben onu da söyleyeyim. 20 tane futbolcusu var. Ha ee, Galatasaray'ın 13, Beşiktaş'ın 13, Fenerbahçe'nin 20 yabancısı var. FF 14 yabancı dışında elinde tuttuğun her yabancı futbolcuya 500 bin lira ceza verecek demiş. Tabi verebilir. Dediği şekilde verebilir. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Fener'in 20 yabancısı var. Bak bu soruyu da iyi cevaplayın. Yani mesela bir Galatasaray demiş ki maaşlarını Fener öder gönderir bir yerlere kiralık demiş. Çok zekice. Doğru. Çok zekice. Vallahi bak doğru. Galatasaraylı başka birisi. Bana kızacaksınız ama Fenerbahçe istediği an o kontratlardan çıkacaktır. Galatasaray eksiğini tamamlasın önce. Bizi Fenerbahçe'nin şişik yabancı kontenjanı zerre ilgilendirmiyor. Onları bağlayan durum. Keşke bizim de öyle şişik yabancılarımız olsaydı transfer yapıp şimdi çık çıkarmaya uğraşsaydık diyor. Ya. Biri yazmış dert etmedimiş Adamlar 6 kişi için 3 milyon lira verir demiş. 3 milyon lira para mı ya diyor. Kim Minji'den gelen parayla adamlar öder diyor. Gökhan İbanat yazmış biri. Neydi Gökhan Dinç miymiş yazan ha o. Yanık kokusu buraya kadar geldi. Galatasaray'ın en iyi oyuncum dediği çöpü 12'ye satar. Fenerbahçe bir senelik oyuncusunu 20'ye satar. Büyük farkı da Galatasaray'lar herhalde arkamızdan ağlayarak anılar yazmış biri. Sonuç var mı? Kimi satıp ne Pedro alınca şampiyon olmuyor mu? Falan filan. Fenerbahçe dünya futboluna futbolcu ihraç ediyor. Normal değil mi yazmış? Bunu Sergen Yalçın profil resmini biri mi paylaşmış? Abdullah Havcı mı? Ha, Trabzonsporlu herhalde ya, bunu paylaşan. Doğru söylüyor adam. Lan her sene, son 3 senedir, 4 senedir sürekli 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 sürekli, sürekli e, onu artıya futbol satıyor Bir de bir arkadaşımız anlayacağı dilden bu arkadaşa hakaretsiz, küfürsüz şunu anlatabilir mi? Transfer tescil dönemi 8 Eylül'de sona eriyor. 8 Eylül. Hani mala anlatır gibi anlatmak istiyorum ama hakaret olur diye söylemek istemiyorum. Yani 8 Eylül mala anlatır gibi anlatacağım derseniz şöyle anlatayım. Biz şu anda 15 Temmuz'dayız. 16 gün sonra Temmuz ayı bitiyor. 16 gün sonra. Ağustos ayının da 31 gün olduğunu düşünürsek 31'de oradan 47. 8 de oradan 55 gün var. Hani 55 gün içerisinde Fenerbahçe'nin 20 futbolcudan 14'ün altına düşme ihtimalinin Galatasaray'ın alamadığı her futbolcu da Fenerbahçe diye ağlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Değil mi? Şimdi Ali Koç'unla ilgili de şunu söyleyeyim. Ali Koç döneminde Fenerbahçe transferden 100 milyon euro kazandı. 100 milyon euro. Yani Elif Elması 46 katına, Vedat Muriçi'yi 5 katına. Kim alındığının 6 yaklaşık 7 katına satmış oluyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Bunların bu güzelliklerini niye konuşmuyorsunuz? Şimdi William Carvalho vardı. Galatasaray bizim elimizden falan alıyordu. Ya niye ağlama duvarına çevirdiniz? Gelelim 20 oyuncuya. Hangi 20 oyuncu? Ekrana verelim. Şimdi e, tam tamına böyle mi? Arao 1, King 2, Buruma 3, Lincoln 4. 4 tane yeni transferi saymıyorum. Bunlar 14'ün 4 kontenjanını doldurdular. Arkadaşlar 10 kişi arıyorum. Tamam mı? Kim Minji'yi gitti sayalım. Atilla Salah'ı kalsın. 1. Ya da ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarına yani bir nevi üye yayını yapıyor gibi yayın yapıyorum arkadaşlar. Bu saatten sonrasına yalvarırım dikkatlice dinleyin. Bak lütfen ama lütfen dikkatlice dinleyin. Aradığınız bütün sorular cevabı bu videoda var. Yalvarıyorum dikkatlice dinleyin. Atilla Salayi için masada 12 milyon euroluk teklif var. Kabul edelim. Bugün gönderelim derseniz bugün gönderebiliriz arkadaşlar. Atilla Salayi 12 teklif var. 1 Marcel Tisserand 2 ila 3,5 milyon euro arasında değişen 3 tane teklif var. Ama Tisserand hiçbirinin maaş yükünü beğenmedi. Hani az önce bir Galatasaraylı kardeşimiz diyor ya adam gönderir maaşını kendi öder. İstersek Tisserand'ı bugün 3,5'a gönderir. Maaşının geri kalanını 2 seneliğine biz tamamlarız. Tamamlayacağımız ücret de 600 bin eurodan 1,2. Yani 3,5'a gönderip 1,2 veririz. 2,3'e satmış oluruz. Bilginiz olsun. Ben hadi gönderdiğimizi düşünüyorum. Salahi 12'ye, Tiserant'ı 3,5'a gönderelim. 15,5. Noa bugün isteyen kulüp var. Hem de 2 milyon euro'ya. Al sana 17,5. Osayi Samuel 15, 16 veren kulüp var arkadaşlar. 15, 16 veren. Ama ben diyorum ki Salahi de Osayi de kalır. Osayi'yi Salahi'ye ekledim. Transferim ne yaptı? 6 yaptı. Tamam? Tisserant da bence kalır. 7 yaptı. Bak 7 tane yabancım var. Bana şu anda 3 tane futbolcu lazım değil mi? Bana 3 tane futbolcu lazım. Doğru mu kardeşim? Ama şunu söyleyeyim. E, ee, Tisserant'tan şu şekilde çıkabilirsin. Yani Tisserant'tan şu şekilde çıkabilirsin. Ee, onu gönderirsin. Başka stoper alırsın genç. Ama Atilla için 12 teklifi unutmayın. Tisserant için 2 ila 3.5 arası teklif unutmayın. Noah 2 teklif geldiğini söylüyorum. Açıkçası gözlerimle görmedim. Ama sağlam bir duyum. Ee, bunu da söyleyeyim. Hatta Çek Cumhuriyeti takımı mıydı ya? Tam mı bilmiyorum. O sayı kalır. %100 ona eminim. Bak Salah'ı gönderip Malang Sar alma ihtimalimiz var. Bak alın size bak harbi harbi arkadaşlar. Ben bu kadar açım konuşmam bilirsiniz. Alın size açık açık konuşuyorum. Normalde şifreli şifreli konuşuyorum. Hem de Malang Sar'ı Atilla Salah'ı gönderdiğim paranın 3'te 1'ine opsiyon ya da 2'de 1'ine opsiyon olarak alma ihtimalim var. Ücretsiz kiralayıp. Ben olsam yaparım bunu. İnanın yaparım. Salayı gönderirim. Malankısar'da işte 3'e, 4'e, 5'e opsiyon koydurup ücretsiz kiralarım. Harbi söylüyorum yaparım. Nerede kaldık Gustavo'da? Gustavo'nun alacağı ücretin yarısını verip paketleyebilirsin. 5 dakikan almaz. 5 dakikan almaz. Göndermek istiyorsan. Crespo 10 artı teklif var. Hem de İspanya Ligi'nin köklü takımlarından teklif var. 10 artı. Hatta biz de ciddi ciddi bunu düşünüyoruz. Hani 22 çöpten 20 çöpten kurtulacakmışız ya. Tabii matematikleri o kadar kıt ki arkadaşlarım. Diyemiyorlar. Lan 4 transfer aldı. Aldıkları, aldıkları transferi gönderecek halleri yok. 16 isim var. Bunların da minimum yani 10 12 tanesini göndermeleri lazım. 12 taneden fazlasını göndermeleri lazım ki transfer alsınlar diye. Bak. Zayt. 6 teklif var. Hem de çok güzel teklifler var. Zayt görüşmelerini sürdürüyor. Yakın zamanda da ben kapını bekliyorum. Rossi, hem İngiltere, şey İngiltere diyorum, İngiltere beni andı herhalde komple. Bütün İngiliz halkı, ekranlara doluşun ne oldu Mustafa Hoca'ya analım. Öyle diyecek halleri yok. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden, hem İspanya'dan, hem Brezilya'dan 9 artılık teklifler var. 3 ülkenin üçünden birden 9 artılık teklif var. Tek ricam inşallah Amerika olur. Amerika'dan gelen teklifi tahmin edebiliyorsunuzdur. Yok edemiyoruz hocam. 12 artı. Hocam bu kimse 12 artı vermez. 14 milyon artı bonuslar. Ben 12 veremezdim. Sen 14 artı bonus diyorsun. Ben de 14 artı bonus. İnşallah Amerika'ya gider Rusya. Pelkas. İtalya'dan 3 tane kulübün resmi teklifi var. 3 milyon euronun üstünde. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın. Geçen sene Pelkas'a 7 teklif geldi. 8 geldi pardon. 12 istedik. Dedim ki satın. Bir daha gelmez. Değerini bulan paketlensin diye. Ben Pelkas'ta gider diyorum. %100. Bak kime %100 dedim? Zayt'sa. Pelkas'a da diyorum 2. Nova'da da diyorum 3. 3 tane %100'ünü gönderdim. Tamam. Mergin Berisha. Berisha da gitti. Berisha da gitti. 4. Bak gitti diyorum ha. Gidecek demiyorum. Gitti diyorum. Hem de hani 5'i almışız ya. Çok da zarar ettirmeden. Belki de 5'in üstüne gitti. 5'i almışız ya. Siz 5 diyorsunuz. Ondan dolayı diyorum. Benim hesabıma göre 5 almadık da. Valencia kalıcılardan gibi duruyor. Max Meyer, Max Meyer kim? Kaç kişiyi gönderdim? 4. Max Meyer'e de gönderdim 5. Samat da, Samat'ta kim? 6. Kolker, Kolker kim? 7. Lemos, Lemos kim? 8. 8 tane arkadaş gitti. Kim min de gitti. 9. 20'den 11'e düşürdüm. 3 tane de futbolcu alma hakkınız var. Hadi 3 tane de futbolcu alayım. Neydi o Pedro muydu? Bir tane onu alayım. Bir tane Play'e alayım. Bir tane de sol bek e bir isim alayım. Yeter mi? Yeter mi? Bu arada 25 kişilik liste veriyoruz. Haberiniz olsun. Eee 25 kişilik liste veriyoruz arkadaşlar. Muhtemelen burada olmuyor. Ha şu var. Rossi'nin de satılma ihtimali var. Bir de stoper alacağız. Bak yine 15 yapıyor değil mi? Bir emin olun birini daha göndeririz. Şimdi Rossi'yi gönderip Plea. Berisha'yı gönderip Pedro. Damat gönderip yani Pedro almış oluyorsun. Fenerbahçe taraftarı da nao nao diyor. <laughs> Gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Biz Alper Potuk'la, Forvet'le ee, biz Ahmet Han Köse ile Şampiyonlar Ligi elemesine çıktık. Now now ne? Hocam çok kısa süre kaldı. Ya siz demiyor musunuz? Ha, bu arada mesela Jason Denay'a unutmadan da söyleyeyim. Ee, ya arkadaşlar Denay ile ilgili. Bak açık konuşuyorum. Siz bu videoyu muhtemelen beğeneceksiniz. Yani bu videoyu beğenmeyen. Sebebiye yapar. Bu videoyu beğenmeyenin. Ayakından şüphe ederim. Ne diyeyim ne diyeyim. Ya bunları espri olarak yapıyorum. Ne olur ciddiye almayın. Sonra bazı arkadaşlarım sen Fenerbahçe taraftan ahlaksız diyorsun. Bunları ciddiye almayın. Bunlar için esprisi. Çatıya Koçukur, Emre Mor. Bakın geleceğe de yatırım var ha Fenerbahçe'den. Jason Denayer başlangıçta 4.5-5 imza parası isteyip 4 yıllık kontrat isteyip senelik 4 isteyen Jason Denayer'le 2.5 imza parası yıllık ücret 2 milyon euronun altında artı bonuslar şeklinde anlaşılmak üzere. Bakın 14 milyon euro transfer market değeri olan Kim Minji'den çıkıp 14 milyon euro transfer market değeri olan Jason Denayer alırsa ya hocam çok savruk, çok şöyle, çok böyle Allah'ını severseniz Kim Minji gelmeden önce de ne dediniz? Böcük güya adam dediniz. Bu arada Denayer ile Kim Minji arasında sadece bir yaş fark var desen harlan dersiniz. Kim Minji 15 Kasım doğumlu arkadaşlar. 25 yaşında. Kasım'da 26 olacak. 96 doğumlu. Jason Denayer 95 doğumlu. 28 Haziran. Yani bir buçuk yaş bile yok aralarında. Ve Şampiyonlar Ligi oynamış takımdan geliyor. Oranın gediklisi olmuş takımdan. Hocam iyi olsaydı Lyon uzatırdı. Siz Lyon'da aldığı maaştan haberiniz var mı Denayer'in? Denayer'in Lyon'da aldığı maaştan haberiniz var mı? Denayer'in hangi altyapıdan çıktığından haberiniz var mı? Belçika'dan sonra Manchester City u 18 alıyor. Manchester City, İngiltere, Celtic'e, Galatasaray'a kiralanıyor. Sunderland'e kiralanıyor. Tekrar Galatasaray'a kiralanıyor. Galatasaray'a kiralamadan sadece 1 milyon euro para vermiş zamanında. Hem de 3-4 milyon euro iken piyası diyelim. Lyon'a 10 milyon euroya satılıyor. Düşünün Galatasaray'daki sezonundan sonra. Ve Lyon'da 4 sene oynuyor. Dandik bir futbolcusu Lyon'da kalabilir miydi o kadar? Hem de Dünya Kupası var. Belçika milli takımında oynamış futbolcu. Fenerbahçe'nin şampiyonlar ihtimali var. Vallahi ben Fenerbahçe'yi iyi yolda görüyorum. Allah yolumuzu, birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Bugün de idmanımız var. İdmana da dikkatlice bakın. ben bu videoyu 16 30 17 30 belki 18 30 gibi paylaşırım. o zamana belki idman olmuş olur. Bir kez daha benim için bakar mısınız? Bu arada e, Joao Pedro konusunda son durum, Yağız Sabuncuoğlu ilgi var, Dimarzio ilgi var, anlaşma sağlandı, Fabrizio oyuncuyla anlaşma sağlandı, hayırlı olsun diyor, Lake Külliyen yalan, Ahmet Selimkul ilgi yok, Volkan Demir, Marzio'yu yalanlamak gibi olmasın, ilgi yok, Mustafa Hoca, e, ben alınmayacak diyorum, Dimarzio'yu karşıma almak istemiyorum ama alınmayacak diyorum Yani bana söylenen o, ben bana verilen duyumun peşinden gidiyorum, ha. Cumartesi günü görüşüleceğine dair %100 duyumum var. Avukatıyla görüşüleceğine dair. Ama alınmayacak diyorlar. Şimdi ben bana gelen duymaktarıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda yanlış yapıyorsun diyeceksiniz birçok kişi. Hocam yanlış yapıyorsun. Bak bu adamlar diyor hani tamam şeyde bari kenara çekildi ki arkadaşlar bana böyle denildi ama bakın böyle böyle bir durum var. Güncelleme bekliyorum falan diye Yok Yo. Ben kendimi hazırlaşamam arkadaşlar. Ben böyle bir adamım. Bana gelen duyum böyle, olmayacak denildi. Ama cumartesi kesinlikle görüşülecek denildi. Bakın olursa demeyin. Sen cumartesi görüşülecek demiştin. Tamam bildin demeyin. Olursa ben bilmiş olmuyorum haberiniz olsun. Olmazsa da bana çıkıp da demeyin hocam. Sen bildin. Hayırlı olsun demeyin. Ben Allah'a dua ediyorum. Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Şampiyonlar ligine götürecek. Ne bileyim Fenerbahçe için hayırlı olacak e, isimler kimlerse. İnşallah onlar olur diye. Bu arada arkadaşlar Tisserand ve Gustavo yok. UEFA listesinde. Son dakika UEFA listesinde Tisserand ve Gustavo yok arkadaşlar. Evet, hocam Kimmeci var mı? O da yok. Ee, Kimmeci, Gustavo, Tisserand yok. Ha! Eee... Maçtan 24 saat kala önceye kadar listeden 2 ila satış yapılan oyuncu kadar değiştirme hakkı var deniyor ama konuya tam hakim değilim. 2 ekleme %100 doğru deniyor ama atıyorum 5 kişiyi sattın, 5 aldın ise Değiştirebiliyorsun. Tabii önceki eleme turlarında başka takımda oynamadı ise bu bilgiyi de söyleyeyim arkadaşlar. Hani bana gelen bilgiler bu yönde. Yani derdimi anlatabildim değil mi arkadaşlar. Bir de şunu soracağım. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar herkes kendine şu soruyu sorsun. Desin ki niye yıllardır bu Fener şampiyon olamıyor ama. Her sene 10 artıya futbolcu satıyor. Bu adamlar neyi doğru yapıyor? Biz neyi yanlış yapıyoruz diye kendi kendilerine sormaları lazım. Değil mi? Düşünsene ya. Karşındaki takım 8 senedir şampiyon olamıyor. İteliyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Ama ama e, yani ama bu takım gidiyor şeyler yapıyor ya. Bu takım gidiyor futbolcu satıyor. Ben olsam bunu düşünürdüm. Hani Aktaracaklarım bu kadar. Hakkınızı helal edin. Uzun bir video oldu ama inşallah sizleri de mutlu ettim. Çok çok açık ve net duyumlar söylediğimi düşünüyorum arkadaşlar. E, 24.600 İnşallah 24.700 olur bu video bitmeye. Sizleri seviyorum. Değer veriyorum. Sizlerin de değer verdiğini hissetmek gerçekten mutlu ediyor. Sponsorumuz golban.com'a ve sizlere sonsuz teşekkürlerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.